Evet, yani bütün tabii o kısa kararda ana Hı. yani yeterli aslında seçimi iptaline yeterli olacak olan ve tespit edilmiş olan o somut şeyi zikrederek iptal ettiğini bildiriyor. Daha sonra gerekçe de bütün ayrıntılara giriyor. Şimdi Halime Hanım'ın dediği gibi şimdi bu seçimi İstanbul seçimlerini bu kadar tartışmalı hale getiren en temel sebeplerden birisi aradaki farkın 13 bin oyla Hı. yani işte şey olmuş olması, ortaya çıkmış olması. Diyelim ki aradaki fark daha önceki programlarda da konuştuk. 5 olur ama hiçbir itiraz edilecek bir şey olmaz. O zaman o seçimi kimse itiraz edemez. Ese bile başka yerlerde olduğu gibi YSK'ya çeşitli itirazlar oldu. Bazı yerlerde, Türkiye'nin bazı yerlerinde reddedildi. Ama aradaki fark 500 bin olur. Ama o kadar büyük şaibeler ve şeyler, sıkıntılar olur ki o seçim de iptal edilir. Dolayısıyla rakamlar çok şey değil. Burada tabii bu 13 bin rakamı niye önemli? Şundan dolayı önemli. YSK'nın belirlemiş olduğu o usulsüzlükler bu 13 bin oyunu aşıyorsa, aşmasa mesela dese ki YSK ben 1000 oy tespit ettim. Sıkıntılı bunlar. 1000 sand yani toplam 1000 oy 5 neyse sandıkta. Tamam hatalı, yanlış yapılmış. Yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunur. Bunlar yargılanır ama bu seçimin sonucunu değiştirmez. Bu kadar insan oy kullanmış. Şimdi ama bir sürü gerekçe sayılıyor, karar sayılıyor. Bunların içerisinde tabii şimdi teknik şeyle meseleler var. Yani hukukçular oturmuşlar 11 tane hakim. 7 tanesi böyle karar vermiş, 4 Ve bu tanesi böyle kararını karar izah vermiş. ediyor. Evet. Ve gerekçelendiriyorlar. Demek ki hukukçular meseleye farklı yaklaşabilirler. Farklı yorumlanabilir. Yani hukuk dediğimiz şey böyle statik, yorumlanamaz bir şey değil. Ama burada bir vatandaş olarak vatandaşların bakacağı şey nedir? Yani genel olarak algılama neyle ilgili olacak? Şimdi AK Parti'nin temel itiraz noktalarından biri şu. Diyor ki YSK ilk açıkladığı zaman aradaki fark 29 bindi. İşte Ekrem İmamoğlu 27 bin 28 binlerden bahsediyor. Ve biz somut işte evraklar ortaya çıkardık. İşte sandık tutanakları Binali Yıldırım'ın oyu 250. YSK sistemine 0 girilmiş, 1 girilmiş. Böyle 30-40 sandık var. Efendime söyleyeyim yahut sayım döküm cetvelinde doğru girilmiş ama tutanağa yanlış geçirilmiş. Şimdi bu kadar hatanın üst üste olması mümkün değil. Bir olur, iki olur ve bunlar hep kahir ekseriyeti Binali Yıldırım'ın aleyhine olmuş. Dolayısıyla bu baştan bütün şeyi şaibeli hale getiriyor. Yani ben Türkiye'de 2000'li yıllardan beri birçok seçimde oy kullanmış bir insanım. İlk oyumu galiba 2002 yılında falan kullandım o dönemlerde. Hiçbir zaman yani Türkiye'de hep tartışmalar olurdu ama böyle belgeli tutanaklarda değiştirmeye dayalı şaibenin ortaya çıktığı bir seçim hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu baştan seçimi zaten sakat hale getirmişti ve akabinde gelen bu memur üyeler meselesi de çok çarpıcı. Çünkü kanunun açık emri var. Memur üye atanacak. İstanbul'da gerekçeli kararda deniyor ki 220 bin memur var. Evet. Lazım olan memur üye sayısı 30 bin biliyorsunuz sandık kurulu başkanı 30 bin de normal üye 60 bin kişi. Hadi buna bir de yedek koyalım 60 bin 120 bin kişi. 221 bin kişi var. Yani bu seçim kurulları kime yani neye dayanarak dışarıdan kafalarına göre şahıs getirdiler ve bu şahıslar şüpheli işlemler yaptılar. İşte esas Gerekçeli kararda şöyle bir vurgu var. Ben Bence de şimdi lafını o sayılara kestim. bakıyorum. Sayılar evet bakın yani ilçe seçim kurulları yani bu kurulları oluşturan mercilerin bununla ilgili itibar edilecek bir açıklama yapamadıklarını da vurguluyor. Yani bu soruluyor. Neden işte memur üye atamadınız da işte falanca kimseyi atadınız? Tatmin edici bir cevap üretilemiyor. Yani bence mesele de bu denilebilir ki işte mazeret bildirdi gelemedi onun yerine şunu aldık. Hayır böyle tatmin edici bir cevap da üretilemeyince kocaman bir soru işareti oluşuyor haliyle. Evet, yani buradaki bütün bu ortaya çıkan işte kısıtlı seçmenlerin oy kullanmış olması, Evet. cezaevinde bulunan seçmenlerin oy kullanmış olması, zihinsel engelli bunlar hep tespit edilmiş. Bütün bunları koyduğunuz zaman üst üste aradaki farka da baktığınız zaman bu seçimleri şaibeli hale getiriyor. Seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilecek bir hale getiriyor. Ve YSK bütün kararını yani o 7 üye bunun üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Neticede bu karar yani dediğim gibi böyle apaçık efendime söyleyeyim bir seçim zaferiyle sonuçlanmış bir adayın elinden efendim zaferini almak gibi yorumlamak bence aşırıya gitmek olur. Çünkü biliyoruz ki Ankara'da da Mansur Yavaş kazandı, değil mi? Şimdi bazı Batı medyasında böyle bir rüzgar estiriyor. Yani Türkiye'de demokratik yöntemlerle dönüşümün önü tıkanmıştır, kapanmıştır, bu dönüm bitmiştir. Yani hepimizin önünde gerçekleşen bir seçimden söz ediyoruz. Ankara'da AK Parti'nin adayı kaybetti. AK Parti itiraz etti. YSK kabul etmedi. Çünkü aradaki oy farkı bayağı değil mi? 4 puan falan vardı.
kazandı yani ve mazbatasını aldı, görevini ifa ediyor. Antalya'da böyle, birçok küçük yerde öyle, bazı yerlerde bir oyla, iki oyla, efendime söyleyeyim, farklı biten seçimler oldu, itirazlar oldu ve şimdi işte Yusuf elinde, değil mi? Seçimler yenileniyor. Birkaç yerde daha yenileniyor. Yani bu doğal sürecin bir parçası. Pek çok yerde de. Bunu dediği gibi Partisi, yani AK Parti'den bu seçimi aldığı yerler, işte Ankara, Antalya gibi başka iller, ilçeler de var. Yani bu hani seçim süreci içerisinde, yani seçim kanunu ve bu normal demokratik süreç içerisinde olan bir durum. Ama tabii İstanbul gibi bir yerin seçimi yenilenmesi büyük bir olay. Evet. Ama burada böyle yani olağanın dışına çıkılmış, kanunun dışına çıkılmış, efendime söyleyeyim gibi bir durum yaratmak, bu tabii seçim kampanyasında hani karşı tarafta mağdur rolünü oynamak istiyor. Bunu söyle kullanmak istiyor. Bunu da anlıyorum. Bunu da anlamak lazım. Ama bütün bizim demokratik sürecimize, seçimlerimize, bu kazanımlarımıza zarar verecek seviyeye getirmek bunu. Türkiye'de demokratik bir dönüşümün önü kapandı demek. Bunları dillendirmek, efendime söyleyeyim, bu tabii kendi kendine zarar vermek olur. O zaman niye seçim yapıyoruz? Geliriz. Bu o zaman siyasi partilerin şeyini ortadan kaldırır. Yani gerekçesini ortadan kaldırır. 23 Haziran'a hangi motivasyonla gideceksiniz? Evet. Yani madem bu vasatımız buysa, yani işte demokratik seçimler askıya alınmışsa, 23 Haziran'a hangi motivasyonla gideceksiniz yani? Evet, yani bu bence bu çok yanlış bir şey. Yani bu kararı eleştirmek istiyorsanız eleştirebilirsiniz ama bu yöntemle eleştirmemek lazım. Bu çok sakıncalı bir durum.